Herkese selam, herkese merhaba dostlar. Kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Star Atlas'ın detaylı bir şekilde teknik analizine bakacağız. Star Atlas nedir? Bunu detaylı bir şekilde grafik üzerinde inceleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir teknik analiz videosu olacak. Tabii videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir hatırlatmamız ve bazı bilgilendirmelerimiz var. Bilgilendirmemiz şu şekilde: bu kanalda gördüğünüz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi şahsi fikirlerimizdir. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın arkadaşlar. Tabi videomuza geçmeden önce de ufak bir hatırlatmamız var. Kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Gördüğünüz üzere kanalımızda sizler için birbirinden farklı, oldukça bilgilendirici ve güzel içerikler hazırlıyorum arkadaşlar. Siz de bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Lafı daha fazla uzatmayalım. Dilerseniz coin'imize, grafiğimize bakalım. Grafiğimize baktığımızda şu anki anlık fiyatı 0,025 dolarlarda olduğunu görebiliyorsunuz. Daha önceki fiyatlanmalarına baktığında oldukça düşük bir fiyat olduğunu görebiliyorsunuz. Şu anda ATH'ından en aşağı 10x'lik bir uzaklıkta olduğunu söyleyebiliriz. Hatta hemen anlık fiyatından tutup ATH'ına doğru çektiğimizde arkadaşlar %1212'lik bir yükselişin bizi beklediğini, manyak bir yükselişin bizi beklediğini görebiliyoruz arkadaşlar. Tabii bizim ATH biraz daha uzun vadedeki hedefimiz olduğunu söyleyebilirim. Bizim kısa vadedeki ve orta vadedeki hedeflerimiz nedir? Bunlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum bu videoda. Gördüğünüz üzere uzun bir zamandır Şubat ayının sonlarında Mart ayının başından beri bir kanal içerisinde gidip geliyoruz. Şurada gördüğünüz üzere çanaklar oluşturuyoruz. Ve bu çanak şurada son buluyor. Şu seviyede 0,024 seviyelerinde son buluyor. Ardından tekrar yukarı yönlü yükseliş trendine girerekten bir yükseliş hareketinin bizi beklediğini görebiliyorsunuz. Ve şöyle şu fiyattan tuttuğumda, dip fiyatından tutup şuradaki fiyatına çektiğimizde %60'lık bir yükselişi yakaladığımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Baktığımızda bizi de gelecekte böyle bir senaryonun beklediğini görebiliyoruz. Şu anda Bollinger bantlarında üst banda doğru tırmanma çabasında düşen trendimiz olacak. Şöyle tutup çektiğimizde kırmızı renkli olan çizgimiz bizim düşen trendimiz olduğunu görebiliyorsunuz. Uzun zamandır bir düşüş trendindeyiz. Şu anda 4 saatlik parçada izliyoruz. Nisan ayının başından beri bir düşüş trendinin içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Evet, 4 saatlikte çok uzun mumlar attığımızı görebilirsiniz. Ancak bu mumlar başarılı olamamış. 4 saatlikte Bollinger bantlarında üst banda kapatamamışız. Bu bizim için bir dezavantaj olduğunu söyleyelim. Ancak buradaki şu anki durumu diğer durumlardan biraz daha farklı. Şuralarda olduğundan biraz daha farklı. Hem düşen trendimiz sıkıştı hem de alttaki desteğimizden red yedi. Bu sebeple yukarı yönlü gitmesinin olanağının biraz daha fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu biraz da Bitcoin'e bağlı bir olay olduğunu söylemekte fayda var. Eğer Bitcoin azıcık da olsun olumlu yönde giderse Star Atlas'ında şu seviyelerde 4 saatlik kapatmasıyla birlikte tekrardan şuradaki gibi, şu kısımdaki gibi bir yükselişin, şöyle bir yükselişin bizleri beklediğini, şu şekilde kısa zamanda %60'lık, %70'lik bir yükselişin bizi beklediğini söylemekte fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi yani kısa vadedeki hedefimiz aslına bakarsanız bu olabilir. Biraz daha orta vadede Star Atlas'a bakacak olursak, Star Atlas'ın orta vadedeki hedefleri neler diye soracak olursanız şu şekilde: ilk hedefimiz orta vadede güzel yerlere gelebilmemiz için şu seviyeyi, buradaki 0,036 direncimizin üzerinde kapatmamız gerekiyor. Burada bir günlük kapatırsak hedefimizin, hemen ilk hedefimizin 0,046 dolarlar, 0,50 dolarlara kadar çıkabileceğini söylemekte fayda var. Çok hızlı bir şekilde çıkacağına inanıyorum. Çünkü burada da çok hızlı bir düşüş yaşanmıştı. Daha önce de bu seviyeleri çok hızlı bir şekilde kırıp geçtiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi olay aslına bakarsanız bizim ilk hedefimiz şurada bir 4 saatlik kapatmak. Ardından şöyle hızlı bir yükselişin gelmesiyle birlikte tekrardan bu seviyelere bir mum atmamız ile birlikte, günlük kapatmamız ile birlikte hedefimizin 0,046 dolarlar olduğunu, yani şu anki anlık fiyatından tutup çektiğimizde şu şekilde anlık fiyatından çekip baktığımızda %80'lik ve %100'lük bir yükselişin bizi beklediğini, yani neredeyse 2x'lik bir yükselişin orta vadede bizi beklediğini söylemekte fayda var. Baktığımızda 17 Şubat, yani Şubat ayının ortalarından belli bu seviyelere hiç gelemedik. Maalesef ki bırakın o seviyeleri, Şubat ayının 20'sinden bu yana 0,035, 0,038 dolarlar arasını neredeyse hiç göremedik gibi bir şey arkadaşlar. Bu Star Atlas için üzücü bir durum. Star Atlas daha öncesinde pump dump olayları yaşamış bir coin olduğunu söyleyebiliriz. Burada CoinEx parsesinde izlediğim için gözükmüyor.
Ancak çok daha hızlı düşüşler ve inişler yaşamış bir coin olduğunu söylemekte fayda var. Şurada da gördüğünüz üzere şöyle tutup baktığımızda çok kısa bir süre içerisinde, yani bir haftalık bir sürede %150'lik yükseliyor. Ardından şöyle yine bakalım. Yine bir haftalık sürede düşüşü, bir haftada da %60'lık bir, %70'lik bir yükseliş yaşadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yani biraz pumped up olaylı bir coin olduğunu söyleyebilirim. Ancak dediğim gibi burada bir günlük kapatırsak hızlı bir pump yapacağını, hızlı bir yükseliş yapacağını, hatta 1-0 bile atabileceğini söylemekte fayda var. 1-0 atmasıyla birlikte bizim 5x'lik bir potansiyelimiz olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Tabii şu anda Stratlas'ta alım yapmak için biraz tepkinli olmak gerekiyor. Hem piyasanın dalgalı olması sebebiyle hem de şu anda bir düşüş trendinin içerisinde olması nedeniyle ben Stratlas'ta şu anki fiyattan alım yapmayı pek mantıklı bulmuyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ancak ne zaman alım yapabiliriz diye sorarsanız öncelikle Bollinger Bantlarında şurada bir kapatması lazım. Ardından buradaki düşen trendimizi, kırmızı olan çizgimizi yukarı yönlü kırması lazım. Ardından dediğim gibi alım yapabiliriz. Yani şu seviyelerde 4 saatlik kapatması ile birlikte alım yapılabileceğini düşünüyorum Star Atlas'ta. Aslına bakarsanız iyi senaryomuz bu şekildeydi. İyi senaryoda kısa vadede %70'lik, %60'lık bir yükselişin bizi beklediğini söylemekte fayda var. Orta vadede de %100'lük, %150'lik yükselişlerin 0,051 dolarlara kadar yükselişin bizim için olağan bir durum olduğunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Coin'imizi hep iyi senaryoda değerlendirdik. Biraz da kötü senaryoda, yani buradaki direncimizi kıramamamız, hatta desteğimizden aşağı sarkmamız durumunda değerlendirmekte fayda var. Şu anki anlık fiyatından tutup çektiğimizde bizim için %3'lük, %4'lük bir yükselişin olağan bir durum olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki direncimize çarpmanın, hatta şu seviyelere kadar mum atmanın %5'lik, %6'lık düşüşlerin olağan olduğunu, panik yapılması gereken bir durum olmadığını söyleyelim. Ancak bu seviyeler mum atması ve piyasanın biraz daha kötüye gitmesiyle birlikte buradaki gördüğünüz daha önceden gelen bir destek noktamız var. %8'lik, hatta biraz daha aşağı mum atmasıyla birlikte şu şekilde %10'luk bir düşüşünde bizi beklediğini söylemekte fayda var arkadaşlar. Olayı biraz daha toparlayacak olursak, iyi senaryoda kısa ve orta vadede %100'lük, %150'lik yükselişlerin bizi beklediğini söyleyebiliriz. Tabii iyi senaryonun gerçekleşmesi için burada bir 4 saatlik kapatmamız gerektiğini tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Dediğim gibiydi, iyi senaryomuz bu şekildeydi. Kötü senaryoda ise %8'lik, %6'lık düşüşlerin bizim için olağan olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Aynı Star Atlas hakkında diyeceklerim bu şekildeydi. Hangi seviyelerde alım yapılabileceğini söyledik. Nerelerde satış yapılabileceğini söyledik. 0,036'da kısa vadede, daha ileri seviyede bakıyorsanız 0,051 dolarlarda falan satış yapılabileceğini söyledik. Hatta bu seviye 0,057 dolarlara kadar da uzatılabilir. Bu seviyelerde de satış yapabiliriz arkadaşlar. Tabii bu dediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikirlerimdir. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Olaya dediğim gibi uzun vadede de bakıyorsanız 12, 13, 14, hatta daha da uzun vadede bakıyorsanız 15x'lik paranızı 15'e katlayabilecek bir coin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ATH'ından oldukça uzak bir coin olduğunu söylüyoruz. Star Atlas hakkında diyeceklerimiz bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı, bilgilendirici bir video olmuştur. Siz de videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Umarım bol kazançlı günleriniz olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.